Evet, yepyeni bir House Flipper videosuyla daha karşınızdayım efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, keyfiniz nasıl? Umarım iyisinizdir. Video hoşunuza giderse like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ben biraz videoyu çekmeye çalıştım ama sağ olsun video kartı beni çok güzel trolledi. O yüzden en baştan çekmek zorundayım şu anda. Bayağı da ilerlemiştim. Gerçekten üzücü. En son zaten evi yapmıştık geçen videoda. Ben bu videonun başında şu camları hallettim. Orayı maalesef. Sonra rekiz değil mi? Rekiz bakayım tekrardan. Evet. Bunlar eski halindeydi. Ben bunları değiştirdim. Sonra şuradan mail gelmişti ve öğrenci evi temizliğini almıştım. Ki tekrar yapayım. Baştan başlayalım. En azından verimli olur. Hani kaçırdığınız bir şey olmaz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Gördüğünüz üzere hamam böcekleri var. Maalesef oyunda böyle şeyler var. Bunları kapatabiliyormuşuz aslında şöyle şuradan. Gameplay'deydi sanırım. Evet, şurada seçeneği siz de eğer ki oynuyorsanız seçebilirsiniz. Şu ikisini aslında seçebilirsiniz. Daha hassas bünyeye sahipseniz diyeyim. Şimdi şöyle dışarı alacağım. Öğrenci evinden ziyade daha böyle bekar evi gibi geldi, bilmiyorum. Etrafta her tarafta böyle işgaller falan olunca. Şöyle hemen bu odayı temizlemekle başlayayım. Yani bir öğrenci şu an Türkiye harici herhangi bir yerde bu kadar şey alamaz. Tabii ki biz de alabilir. Türkiye'yi kastetmiyorum asla. Ben burayı temizledim mi tamamen? Hayır. Yani şurası kalmış rutubet. Bu kadar içki herhangi bir yerde alamaz diye düşünüyorum. Yani bilemiyorum. Tam emin de değilim açıkçası. Bu da çok tatlı ya. Gerçekten en çok beğendiğim özelliklerinden birisi bu olabilir bu oyunun. Bir tane de petek alacağız buraya. Şöyle alayım hemen. 44 dolara. Mesela 231 dolar veriyor şu an bana. Şunu yaparsam ne kadar verecek acaba? Orada rek miyiz? Evet, rekiz. 231 dolardan acaba ne kadara çıkacak verdikleri? Ücret 44 dolar. Zaten peteğin şeyi. Yani 116 dolar verdi. Ekstradan bana kalacak olan şey 60 dolar diyebilirim. Gayet yeterli. Sadece bir kurulum yaptığım için. Ne yazıyor burada? Hiçbir şey de yazmıyor. Çok kötü bir grafiti. Hemen sanata sıfır saygı. Böyle şunu da alayım. %96'ını aldın diyor çöplerin. Kalan %4 neresi? Bir temizlemeye başlayayım. Şöyle zaten. Şunları da temizliyorum. Evet. Peki başka neresi var? Pencerenin kenarı varmış. Şu kapının burasını gösteriyor ama neresi bu? %72 diyor şu an. Şunun arkasında mı bir şey var acaba? Şunun arkasına bakayım. Yok, gayet de bir şey yok aslında. Şunu şöyle köşeye. Şu komodini de. Komodin miydi bu? Evet galiba. Bilmiyorum. Şunun kenarı kirli. %82 falan diyor. Hemen şunu da temizleyeyim. Mis gibi olsun. Tamam. Hala %82 diyor. O da çökmüş. Onu da çöp olarak atfetmiş. Tamam. Mis gibi oldu bu oda. Böyle hemen kenardan başlayayım. Hop. Neresi kaldı? Heh, tamam. Bunu da niye böyle yan koymuşlar? Hiç yok. Şöyle düz koyayım ben. Bir tane petek alayım. Şuraya koyayım. Böyle hemen montajı. Montajını da hallettim. Burayı beyaza boya diyor da çok boyar mıyım emin değilim. Burada herhangi bir şey yok. Şu sandalyeyi buraya koyayım. Şöyle şuradan başlayalım. Şunu halletmem gerekiyormuş. Bunun da farkında değildim. Neyse ki gördüm. Hop, bir lavabo al diyor. Buraya alayım hemen. Buradan kapatayım. Bir böyle şuraya taktık hemen. Montajını yapalım. Yani bu iç kısmını görmek çok saçma ve bununla uğraşmak da saçma da neyse. Para geliyor en azından öyle düşünüyorum şu anda. Daha bunun niye cıvatası sıkmadık diye düşünüyordum ki onu da sıktık da. Bataryasını da kurayım. Kendim kuruyormuş gibi nasıl da mutlu oldum ya. Allah aşkına hadi hadi bunları geç. Tamam, burada başka bir şey yok herhalde. Temizleyeceğim sadece, aynen. Aa, buraya da bir şey lazım. Buraya ne lazım? Oraya da petek lazım sanırım. Banyo peteği. Havlu asılabilen petekten sanırım. Onu isteyecek oraya. Muhtemelen onu isteyecek oraya. Öyle düşünüyorum şu anda. Bayağı temizledik. Şu üst rutubetler kaldı. Tamamdır. Buraya ne yapıyoruz şimdi? Evet, bir tane havlulu şey istiyor. Havlu asmalık. Şundan. Aynen öyle. Hepsinde fiyatı aynı niyeyse bilmiyorum ama. Gerçekte de mi öyle acaba? Pek emin değilim bu konuda. Ne yalan söyleyeyim. Kurulumu tamam, mis gibi. Şimdi şurada böcekler var. Oraya en son müdahale etmek istiyorum ama sesi geliyordur muhtemelen. Size ufak ufak böyle kıpraştıkları bir ses geliyor. Hareket sesleri geliyor bana. Rahatsız oluyorsanız atlayın diye düşünüyorum. Ben de rahatsız oluyorum. O yüzden atlamayın. Şöyle yapacağım. Artık şöyle. Böyle kullanacağım. Yani gereğinden fazla muhatap olmak istemiyorum şu an için. Bu arada şeyin başında söyledi bana. Geçen çekmeye çalıştığım videonun başında hani böyle bir entomofobiyan varsa eğer ona göre oyna dedi. Sağ olsun en azından bunu düşünmüşler. Yani bunu düşünmeyen çokça oyun var. Özellikle Witcher oynarken ben çok
sinir krizi geçiriyordum. Her ne kadar yansıtmasam da kendi içimde o örümcekler, böcekler olsun. Onlar bayağı bana sinir krizi geçirtiyordu ama bir şey yok. O seriyi de bitirdik güzel bir şekilde. Bu arada niye böyle alıyor? Tam tıklalıyor böyle. Her yere de maşallah peteğini çalıp gitmişler. Yani ben ev sahibi olsam çok üzülürdüm. Gerçekten yani hiçbir peteği bırakmamışlar yerinde ya. İnsan bari peteği yerli yerinde bırakır. Hop, bu oda da bitti. Şurayı da temizleyeyim. Koridoru. Koridorda bayağı var herhalde kir. Nerede kirli? Burada hayvan mı yaşadı ya? Of. Yani gerçek hayatta da bunu yapan ve ücretsiz yapanlar olduğu için bir şey diyemeyeceğim. Ben şu an oyunda en azından para alıyorum. Gerçekten beni mutlu eden kısmı o şu anda. Yaptığımın karşılığını alıyorum en azından. Başka nerede kir var ki burada? Burada gösteriyor. Burada ne var yani burada? Yerde mi altta mı var? Nerede var? Tamam. Burada da kir var diyor da. Tamam bu da bitti. Şöyle yerde var diyor. Başka da görünmüyor sanırım. Evet, cam parçalarına dönüşmüşler. Hamam böceklerini de zaten bununla alıyordum. Geçen şeyin başında. Duvarda da vardı ama orada. En azından biraz daha insancıl böyle hamam böceği yuvası kurmamış şekilde olduklarını görmek daha insancıl hissettiriyor beni. Buradaydı kalanlar da. Ve şu alayım hemen. Oh, gerçekten kendimi foşur foşur abi gibi hissediyorum şu anda. Çok iyi geliyormuş. Gerçekten arada bir yapmak lazım sanırım. Lavanta suyuyla şu an burayı yıkıyorum. Mis gibi oldu. Tamam. Eski bir mezarlığa gittim. Orayı yıkıyorum foşur. Mis gibi. Hemen şurayı da temizleyeyim ben. Yani bu kadar bir şey alabilecek paranız varsa ki bir evi de temizletseydiniz en başta. Hemen puanımız açıldı ben geçen sefer. Buna kaydedilmiş. Peki. Mopu ben aldım almadım sanıyordum da kaydedilmiş orası. Tamam olsun. Daha tatlı bir mop. En azından rengi daha güzel. Eskisine kıyasla daha tatlı bir mopumuz oldu diye düşünelim. Ve bayağı hızlı da alıyor aslında yani. Şöyle yeri de temizleyeyim. Sanırım şunun arkasında kalıyor. Ve şunları bir alayım. Ve bakayım. Tamam. Yerine koyalım şunu. Buzdolabı herhalde bu. Tipinden anlayamadım ama. Yani şu tezgahta ne yapabilirsiniz? Şu güzelim mutfağı nasıl bu hale getirdiniz bilmiyorum ama. Güzel yarı ada mutfak. Ne hale gelmiş ya. Allah'ım ya Rabbim yani bu kadar da dağıtamazsın bir evi ya. Ve şunları hemen toplayayım. Bu arada bu evden gerçekten bu paranın dışında herhangi bir paraya temizlik yapılacağını düşünmüyorum. Yani hak ettiği para gerçekten bundan çok daha fazlası da neyse. Aa bu arada mopu yenileyince sanırım camı temizleyen alet de yenilenmiş oldu. Bu arada şu camın şu köşesinde kir var. Onu da hemen alayım. Temizleyemiyorum neden? Sanırım dıştan bir kir o. Peki beni ilgilendirmiyor çok fazla. Böyle şunları toplayayım hemen. Bu yatağı çekmem lazım sanırım. Bu yatağı mutfağa koyacağım. 2 saniyeliğine. Burada artık kirli mi görünüyor? Hayır. Yerini değiştirsem bile o ait olduğu kısım değişmiyor. Peki. Bilgi aslında güzel bir bilgi şu an için. Hemen mopumu alayım. Mis ya mis. Oh. Ev gerçekten yaşanabilir bir hale büründü artık. Ya en azından belli başlı kısımları diyeyim. Yani kira diyor da şu mu kaldı? Evet şu kalmış. Oh mis mis. Gerçekten ben rahatladım yani şu anda. Bilemiyorum ama tatlı hissettiriyor ya. Yani hayvan gibi de yaşamayın kardeşim bu evde ya. Acaba evin sahibi mi? Hop bir anda geri geldim. Şöyle sadece peteği yerleştirmek kaldı. Şurada da var da onu istemiyorum şu an herhangi bir şekilde yapmak. Yani petekleri en son yapmak istiyorsam yapacağım. Çok girişesim yok 60 dolar için çok böyle dakikalarca tutup beklemek çok eğlenceli gelmiyor bana açıkçası. Hani gerçekte de zevk alan bir birey olsaydım bundan her başka olurdu da şu an hiç zevk vermiyor bana açıkçası o konu. Eskili kaldı. Şurası mı? Şurası. Heh tamam. Mis gibi. Kalan petekleri yerleştirmeyeceğim bu arada. Sanırım bundan sonra hiçbir oynadığım yerde petekleri yerleştirmeyeceğim. Bilmiyorum. Belki skill point için şey yaparım. Yerleştiririm. Monte ederim ama onun dışında çok yapacağımı sanmıyorum. Yani çok eğlenceli gelmiyor bana açıkçası ya. Ve çöpleri toplayıp burayı temizlemek çok daha zevkli geliyor açıkçası. Güzel banyoyu bari bu hale getirmeseydiniz ya. Ve şu mopu değiştirmem de çok fark ettirdi bir anda. Gerçekten çok iyi geldi şu anda bu. Bir mop bu kadar fark ediyor mu ya? Demek ki ediyormuş. Mis gibi mis. Bir şeyler istiyor da oraya. Hiç monte edecek halim yok. İsteğim de yok açıkçası. Burayı boyama kaldı. Burası tamam. Şuraya bir boyamaya başlayayım bir ufak. Hemen buradan beyaz boya alayım. Buradan almıyoruz sanırım. Buradan duvarlar. Temel renk. Beyaz nerede acaba? Az önce beyaz arattım ama bulamadım. En aşağılarda falan mı? Yo. Pardon da hangi renk? Beyaz. Tamam niye beyaz boya çıkmıyor? Allah Allah beyaz boya çıkmıyor sebepsiz bir şekilde. Neden?
Bir şeyleri karıştırıp mı yapmam lazım? Yani böyle 2-3 rengi, ana rengi karıştırıp mı yapmam gerekiyor acaba? Tüm renkler diyeyim. Beyaz boya diyorum da beyaz boya çıkmıyor. Neden acaba? Yani beyaz panel çıkıyor ama beyaz boya çıkmıyor. Neden acaba? Anlayamadım bunu. Aa, buradan direkt alabiliyormuşum. Ama bu çıkmıyor. Neden? İlginç. Yani görev menüsünden alabiliyorum ama herhangi bir şekilde şeyden çıkmıyor. Arama yerinden çıkmıyor. İlginç. Mesela ben evim için almak istesem beyaz boya alamayacak mıyım? Tuhaf. Ne kadar artıyor mesela her bir panel boyayınca? 196. Çok da artmıyor açıkçası ya. Bunu yapmasam mı diye düşünüyorum. Yani bilemedim. Çok bir şey artmıyor ama hadi boyayayım. Yani bilemedim. Belki 5000'i bulur diye şu anda boyuyorum ama. Hemen bulacak da 5000 olacak. Tam 5000 gibi bitiririm herhalde burayı. Yarısı siyah, yarısı beyaz kalsın ya. Babası kartal tarafından kaçırılan hanımefendiye yaptığımız oda tasarımı gerçekten. Çok iyi oldu bence. Şöyle hatta ben bir Beşiktaş yapayım. Dünyanın en kötü Beşiktaş deseni oluyor ama yap bir şey yok. Yani çok da neyse. Kötü kötü konuşmayacağım. Bence gayet iyi şu anda. Gayet iyi bu arada. Şöyle harika oldu. Şu anda burası harika. Liverpool'lu gence yaptığımız oda tasarımı harika oldu. Şöyle bir poz vereyim. Liverpool'lu gence gerçekten yaptığım oda tasarımı harika. Ben çok beğendim şu anda. Mükemmel oldu ya. Artık bir dahaki sefere de Beşiktaşlı gence bir Liverpool'lu oda tasarımı yaparım. O zaman bu görevi burada bitiriyorum. 5000 dolarımı alıp kaçıyorum bu odadan ve evden. Niye burayı gösteriyor ki sürekli? Benim evim artık böyle bir yer değil. Hani bunu renderleyip gerçek zamanlı koyamıyor mu acaba bu görsel yerine? Sanırım öyle bir şey yapamıyor. Olsun olsun. Bizim mis gibi kötü evimiz. Şu çimlerin uzunluğuna bakar mısınız ya? Şunları acaba halledemiyor muyum ben? Ne bu? Fotoğraf ekle. Aa, bu benim bilgisayarımdan bayağı fotoğraf eklemeli. Ona ihtiyacımız yok. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.